Bitcoin'de bir yükseliş var. Özellikle BlackRock'ın Bitcoin'e ilgisi gördüğüm kadarıyla fiyatı yükseltti. Bu gelişmeyle ilgili siz ne söylersiniz? Bu böyle Allah treni kaçırdım, ben de hemen Bitcoin almalıyım hissi mi yaratmalı? Yoksa bir sakin olun, gençler tedbirli olun mu dersiniz? İnsanların, en azından kurumsalların ve işi bilenlerin ilgisini tekrar buraya döndürecek haberler gelmeye başladı. Savaş, deprem gibi durumlarda bütün varlığınızı kendiniz saklayabilmenize, enflasyondan etkilenmemesine inanabiliyorsanız sürekli biriktirmeniz gerekiyor. Merhaba, ben Simge Fıstıkoğlu, burası benim YouTube kanalım. Hoş geldiniz. YouTube'u neden bu kadar seviyorsun Simge diye soracak olursanız size şu yanıtı verebilirim. Beni konfor alanımdan çıkardığı için. Yani özgürlüğünü, eğlencesini, dilediğini yapabilme, dilemediğini yapmama rahatlığını geçtim. Gerçekten en zayıf olduğumu hissettiğim konularda kendimi geliştirmeme fırsat verdiği için YouTube'u çok seviyorum. 15 sene haber kanallarında çalıştım. Ekonomiyle ilgili ne zaman bir gelişme olsa ekonomi servisindeki editörlerimiz sağ olsunlar bizi bilgilendirirlerdi. Burada öyle bir servis yok. Burada zaten hiçbir şey yok. Ne konuk koordinatörü, ne editör, ne yönetmen, hepsi benim. O yüzden YouTube'u çok seviyorum, kendimi geliştirmeme fırsat verdiği için ve gerçekten kendimi zayıf hissettiğim ekonomi gibi bir alanda bana onlarca konuğa, bugüne dek onlarca, yüzlerce soru sorma fırsatını ve aldığım yanıtlardan da kafamda iyi kötü bir şeyler oturtmamı sağladığı için çok seviyorum. Bugün de yine ekonomiye dair yayınları takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim, ekonomist Efe Bulduk konuğum. Efe Bey, merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben de eskiden yurt dışında yaşarken France 24'te BBC'de çıkardım. O zamanlar böyle stüdyoya gir, stüdyodaki bakıyorum insanlara, destekliyorlar tabii ki oradaki anchor woman'ı. Ben kendimi çok kötü hissederdim. Şimdi siz bizim alanımızdasınız. Burası rahat. Evet. Yani gerçekten aynı zamanda bu kanalın hem dediğim gibi sunucusuyum, hem konuk koordinatörüyüm, hem editörüyüm, hem yönetmeniyim, hem en basitinden kuaförüm ve makyajım. Bunlar çok büyük lüksmüş. Ben onu çok fark etmemişim galiba 15 sene boyunca. Şimdi güzel. Ama şunu da söyleyeyim. Yani her ne kadar kendimi ekonomi konusunda geliştirdiğimi hissediyor olsam da söz konusu özellikle kripto olduğunda böyle bir 101 tadında sorular sorabilirim. Öyle bir şey olursa şimdiden affınıza sığınırım. Ama zaten sizi takip edenler konuya çok hakimler. O yüzden bence onlar da anlayışla karşılayacaktır. Şimdi güncelle başlayalım isterim. Bitcoin'de bir yükseliş var. Özellikle BlackRock'ın Bitcoin'e ilgisi gördüğüm kadarıyla fiyatı yükseltti. Bu gelişmeyle ilgili siz ne söylersiniz? Bu böyle Allah treni kaçırdım, ben de hemen Bitcoin almalıyım hissi mi yaratmalı, yoksa bir sakin olun, gençler tedbirli olun mu dersiniz? Ağzınıza sağlık Simge Hanım. Şimdi beni takip edenler bilecekler. Ben genelde hikayeleştirerek anlatıyorum olayları. Çünkü temel amacım, varlık amacım insanların anlamasını sağlamak. Dolayısıyla biraz uzun olabilir, kusura bakmasınlar. Şimdi olaylara kapsamlı bakmak gerekiyor. 2020 yılında başlayan bir yükselişle Bitcoin uzun süredir kıramadığı 20 binleri kırmıştı ve ardından özellikle 2021 yılında sıkça insanlardan, ya işte kripto paralara yatırım yapıyorum, ne hangi alternatif coin'e, yani altcoin'e yatırım yapayım gibi sorular almaya başladık. Ardından Nisan 2021'de zirve yaptı Bitcoin, 60 küsür binlerde, 65 bin küsürlerde ve oradan geri çekildi ve tekrar geri çekildikten sonra orada bir dip yaptığına şahitlik ettik, 29 bin dolar seviyesinde ve orada bir hikaye başladı. Hikaye de yine Bitcoin ETF ile alakalıydı.
Fakat bu ETF'ler spot Bitcoin değildi. Vadeli Bitcoin ETF'iydi. Dolayısıyla önce şunu anlamak gerekiyor. Vadeli Bitcoin ETF ile spot Bitcoin ETF arasında ne fark var ki piyasayı böyle etkiledi? Bir diğeri de finansçıların sentiment dediği piyasa algısı ile ilgili ne değişti? Onu söylemek lazım. Vadeli ETF dediğimiz şey piyasada işlem gören Bitcoin fiyatını taklit eden türev bir ürün aslında. Sentetik bir ürün diyebiliriz. Yani Amerika'da kurumsallar zorlanıyorlar yatırım yapmak için. Çünkü aldıktan sonra kimin hesabında tutacaksınız? Normal bir şirket yatırım yaptığında bankada şirket hesabı var. Oradan gidip yatırımlarını yapıyor. Ama burada öyle bir durum yok. Çünkü regüle değil. Dolayısıyla aldıklarını saklamak dert. Aynı şey finansçılar için de dert. Dolayısıyla böyle türev ürünlere ilgi göstermek zorunda kalıyorlardı. Şurada şunu söyleyeyim. Türev Bitcoin yani vadeli Bitcoin ETF'inin herhangi bir yayınlayan kişinin gidip de bir Bitcoin alıp kenarda saklama zorunluluğu yok. Yani sanki şöyle düşünün, fiyatı taklit eden bir ürüne yatırım yapıyorsunuz. Ardından bu haberle birlikte fiyat az önce bahsettiğim dip noktasından tekrar yukarılara doğru hareketlendi. Ve biz Kasım 2021'de fiyatın tekrar tepe yaptığına şahitlik ettik. Bu sefer bir önceki tepenin de biraz daha üzerine gitti fiyat. 68 bin dolar civarında tepe yaptı. Buradan sonra kabus başladı kripto para yatırımcıları için. Arka arkaya ciddi sorunlar yaşandı. Bunlardan bir tanesi Terra Luna ağının çöküşüydü. Triaro Capital diye bir yabancı kapital şirketi battı. Tabii ki bunlar hep fiyata yansıttı. 30 bin dolarlara düştü önce Bitcoin. Ardından herkesin yakından takip ettiği FTX çöküşünü yaşadık. FTX global bir borsaydı. Kasım 2022'de FTX battı ve ardından Bitcoin yerle yeksan oldu. İnsanlar uzaklaştılar kripto para sektöründen ve yanılmıyorsam Aralık 2022 gibi fiyatın dip yaptığına şahitlik ettik. Artık aşırı satıcı bölgesine girmişti 15.700. Bu noktadan sonra sizlerin de söylediği gibi piyasada tekrar olumlu rüzgarlar esmeye başladı. Mevsimler kıştan bahara dönmeye başladı. İnsanların en azından kurumsalların ve işi bilenlerin ilgisini tekrar buraya döndürecek haberler gelmeye başladı. Bu haberlerin başlıcası da sizin de bahsettiğiniz gibi BlackRock isimli dünya finans devinin yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusuydu. Önce BlackRock'ı iyi anlamak gerekiyor. BlackRock dediğimiz bir finans şirketidir. Finansal hizmetler veren bir şirkettir. Ve BlackRock'ın yaklaşık 9 trilyon dolara yaklaşan büyüklüğü var. Bu kendine ait para değil, müşterilerinin parasını yönetiyor bir portföy olarak ya da yarattığı türev ürünlerle. Spot Bitcoin ETF'i de bunlardan biri olmaya aday. Amerika'daki ETF piyasasının da %33'ünü kabaca elinde bulunduruyor. ETF nedir? Bunu da söylemek lazım. İngilizcesi Exchange Traded Fund olan borsada işlem gören bir fon aslında. Bu bir spot Bitcoin ETF başvurusu az önce söylediğim gibi. Ve temel farkı bunu yayınlayanın alıp Bitcoin'i kenarda tutma zorunluluğu olması. Şimdi böyle olduğu zaman Simge Hanım, arzı da sınırlı olan bir üründen bahsettiğimiz için toplam arzı 21 milyon, dolaşımdaki arzı çok daha az. Bu fiyata yansımaya başladı. Ekonomist arkadaşlar bileceklerdir. Fiyat oluşum mekanizması diye bir dersler içerisinde konular görürler. Arz ve talep dengesi buradaki temel fiyatı belirleyen unsurlardandır. Bir malın arzı kısıtlıysa, ona olan talep Yatıyorsa fiyat artıyorsa ve dolaşımdaki arz yükselir. da kısıtlıyor, fiyat yükselir. Dolayısıyla burada Bitcoin fiyatı yükseldi. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, bizi dinleyen birçok insanın da merak ettiği konu bu herhalde. Yani buradan sonra alınır mı? Çok yükseldi gibi konulara değinmek lazım. Öncelikle buradaki ideolojiyi doğru anlamak lazım. Ben şahsen 2017 yılının Mart ayından beri kripto para yatırımları yapan bir bireyim. Bence bu Borsa İstanbul'daki portföyünüz de benzer şekilde olmalı. Birazdan anlatacağım üzere Amerika'daki yatırımlarınızda ya da yabancı borsalardaki bir sürekli akümüle etmelisiniz. Yani alıp biriktirmelisiniz. Neden? Çünkü enflasyon gibi bir bela var dünyada. İtibari paralar, fiyat para dediği yabancıların değer kaybediyor. Dolayısıyla bankada Türk lirası tutmuyorsanız işte altın mı alıyorsunuz? O size kalmış. Nasıl bir portföy yapacağınız? Modern portföy teorisinden faydalanabilirsiniz. Yabancılar 60'a 40 diyor. Yani 60 hisse senedi, 40 sabit getirili varlıklar. Benzerini kriptoda yapabilirsiniz. İki tane
sepetiniz olması gerekiyor, yatırım sepetiniz. Bunlardan bir tanesi al biriktir. Niye bunu anlatıyorum? Bitcoin'i buradan da alabilirsiniz. Alın ve biriktirin. İdeolojisine inanıyorsanız. İdeolojisi nedir? Bitcoin şunu diyor. Bitcoin'i fikri ortaya atan kişiler. Arkadaşlar, dünyada devletlerin yönettiği bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 105 trilyon dolar seviyesinde bu büyük ekonomi ve bu sistem bozuk. Neden bozuk bu sistem? Hemen size birkaç bilgi vereyim. Siz de ne kadar acayip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Birçok insan bunu konuşmadığı için Simge Hanım konuyu anlayamıyorlar. Şimdi bakın, dünyada dolaşımda olan nakit paraya baktım yayına girmeden önce. Yani bozuk paralar ve kağıt paraların toplamı 6,6 trilyon dolar seviyesinde. Bakın, hepsini bir araya getirsek şöyle yığsak bir ülkeye 6,6 trilyon dolar bir araya getiriyoruz. Dünyadaki milyarderlerin kendi paralarını yani ederlerini bir araya getirdiğimizde 8 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Yani basılı paraları herkes çekmeye kalksa sadece milyarderleri besleyecek kadar bile basılı paramız yok. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim sizlere. Money supply dediğimiz para arzı diye bir konu var. İşte Merkez Bankası'nda da var bu. Amerikan Merkez Bankası'nda da var. M1 diyoruz. Bu dar para arzı demek. Yani hemen erişimde olabilecek bankalarda vesaire tutulan nakit para. Bir de broad money supply var. M2 ve M3 şeklinde nitelenen. Bu da işte biraz daha genişi anlamına geliyor. Narrow money supply yani dar para arzı 35 trilyon dolar seviyesinde. Ya bakın nakit para ne kadardı az önce söylediğim 6 trilyon dolar seviyelerinde. Bankada para olarak nitelenen varlıklar 35 trilyon dolar seviyesinde. Peki bu bir acayip bir durum zaten. Yani fraksiyonel rezerv bankacılığıyla paramız var ama bankada sadece dijital rakam. Biraz daha ileri gidelim. Dünyadaki küresel borca bakalım. 253 trilyon dolar borç var dünyada. Şimdi, nakit para yani nakdi para 6 trilyon dolar seviyesinde. M1 dediğimiz narrow money yani dar para arzı 35 trilyon dolar seviyesinde. Geniş para arzı 95 trilyon dolar seviyesinde. Dünyanın borçluluğuna baktığımızda 253 trilyon dolar seviyesinde. Bu fikri ortaya atan insanlar diyor ki burada bir sorun var kardeşim. Bu sorun anca devletlerden bağımsız bir para birimi ya da bir değer saklama aracı ortaya atılarak çözülebilir. İnsan faktörünü dışına çıkarmamız gerekiyor. İnsan faktörü dediğimiz nedir? Siyasiler, Merkez Bankası yöneticileri, politika koyucular, bankacılar hepimiziz. Ve gidip algoritma yazıyorlar. Dünya tarihinde ilk defa bir emtia yaratıyorlar. Dijital bir emtia. Bunun adı da Bitcoin. Ve ilk icat edildiği günden bu yana artık yaklaşık 20 yıla yaklaşıyor. 10 küsür yıllarda hiç durmayan, bozulmayan ve rüştünü kanıtlamış bir varlık. Eğer ki siz bu varlığa inanıyorsanız, burada bunun çok rahat bir şekilde transfer edilebilirliğine, savaş, deprem gibi durumlarda bütün varlığınızı kendiniz saklayabilmenize, enflasyondan etkilenmemesine inanabiliyorsanız sürekli biriktirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, alınır ve biriktirilir. Bakın Harika. bu ilk portföy. Bir de yakın dönem spekülasyon kısmı var Simge Hanım. Ya kusura bakmayın çok konuşuyorsam hani Estağfurullah. olabildiğince Hayır, çok etraflı güzel anlatmaya anlatıyorsun. çalışıyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Bir de kısa Özleşiyorum. dönem spekülasyon kısmı var. Kısa dönem spekülasyon yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu sefer bambaşka bir kafa yapısına girmemiz lazım. Bu ne kafa yapısı? Bu şu kafa yapısı. Önümüzde bir yatırım aracı var. Geçtiğimiz sene Kasım Aralık ayından itibaren %300 değerlenmiş. Bakın %300 artış sağlamış. Yani birileri %300 ve daha az kârda bunu tutuyorlar. Bir nokta gelecek ve bunu kârı realize etmek isteyecek insanlar. Bunlar ekonomik döngüleri yaratır. Aynı örneği Borsa İstanbul'a da uygulayabilirsiniz. Aynı örneği Amerikan borsasına da uygulayabilirsiniz. Bu döngüleri anlamazsanız para hep kaybedersiniz. Yani böyle çıkar, iner, tekrar çıkar. Şimdi çıkışı yaşıyoruz. İlk sorumuz bu çıkış nerede bitebilir? Şahsi fikrim, bakın ben 15'lerde, 15-8, 16'larda oversold yani aşırı satıldığını anladım. Fakat buraya kadar gelebileceğini tahmin etmedim. Çünkü
fiyat manipüle edildi. Birazdan sorarsanız merak ederseniz nasıl manipüle edildiğini anlatırım. Şahsi fikrim fiyatın buradan 46-48 bandına gidebileceği yönünde ve ardından 8 ile 10 Ocak arasında bir haber bekliyoruz SEC'den. Bu az önce bahsettiğim Bitcoin spot ETF'lerinin yani borsada işlem gören Bitcoin fonlarının onaylanıp onaylanmadığı yönünde. Onaylanırsa fiyat bunun heyecanıyla yukarıya doğru hareket edip ardından kar satışlarıyla geri çekilecektir. Bu genelde finansal varlıkların ve finans piyasaların doğasında vardır. Buna yabancılar buy the rumor, sell the news diyor. Yani dedikoduyu satın al, haberi sat. Fakat ardından tekrar toplayıp yükselecektir. Çünkü temelde bu az önce bahsettiğim sorunlar ortadan kalkmadı. Dolayısıyla kısa dönem alıp 45, 46, 47, 48 bu seviyelerden satılabilir. Uzun dönem ise alınıp sürekli kenarda tutulabilir.